Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Misafir Klan Savaşı videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar kaç gündür Klan Savaşı çekmiyorduk. Bayağı arkadaş yorumlarda yazdı. Abi Misafir Klan Savaşları çeker misin? Ondan dolayı çekelim dedik. Savaş sanatından da sağ olsun arkadaşlar davet etti. Güzel savaşların olduğunu söyledi ve biz de geldik. Birbirinden güzel gerçekten de savaşlar vardı. Ben iki parçaya bölmeye karar verdim arkadaşlar. Bu birinci part sadece tazı balon saldırısı olacak. Parçalı balon, tazı balon, işte herolarla girip alınan balonlar tarzı. İkinci partta ise binici, madenci, yine tazı balon, karışık böyle 7-8 tane saldırı olacak. Bu video biraz uzun olacak. Ondan dolayı bazı noktalarda 4x'i alacağım. Temizleme noktalarını falan göstermeyeceğim. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. İşte abi hızlı gösteriyorsun falan. Arkadaşlar önemli olan o giriş kısmıdır. Temizlik çok da önemli değil. Orayı biraz hızlandırıyorum. Bu arada savaş sanatında şöyle de bir şanssızlık var. 50 kişilik savaş basıyorlar. Hani şöyle söyleyeyim, kendilerinde kaç tane? Herhalde bir 6-7 8-9 tane falan mesela köy binası 12 olurken rakipte 15 tane 16 tane köy binası 12 oluyor arkadaşlar. Bunun nedeni de Mustafa abinin üstüne yıkmışlar. Mustafa abi savaş sanatının klanının bahtsız bedevisi gibi bir şey arkadaşlar. Hani hatta şunu da söylüyorlar, diyorlar ki bize diyor, yani Türkiye'de diyor en çok Çinlilerle eşleşen klan belki bizizdir diyor. Bunun da nedeni yine Mustafa abimiş. Mustafa abi de nasıl bir şey varsa artık, şanssızlık varsa sürekli böyle tehlikeyi şeyi çekiyormuş. Buna rağmen yine de savaş serisi yapıyorlar. Arada bir yenilmelerine rağmen aile ortamının olduğu güzel bir klan. Yaş ortalaması yüksek, birbirinden değerli arkadaşlarımın olduğu bir klan. Şimdi girişe bakacak olursak kraliçeyi kesti ve klan kalesi tokmakla birlikte sol tarafı güzel bir şekilde temizledi. Bunun amacı saat yönünde döndürecek orduyu. Şöyle söyleyeyim, böyle saat yönünde ordu bıraktığınızda arkadaşlar ordunun önünü kesmeniz lazım. Bakın şu noktaya dikkat edin, bu noktada şuraya bir hız büyüsü atıp buraları kullanmadan buruyu hızlandıracak. Bunun nedeni de buruyu kesip orduyu merkezde toplamak istiyor. Yoksa koruyucu ikiye bölünecek, buradaki balonlar duman olacak arkadaşlar. Bakın burada halay çekmelerine rağmen balonlar koruyucu bütün hepsini merkeze topladı. Orada belediye binası iniyor ve koruyucunun özelliğiyle bütün balonları korumayı sağlıyor. Ve hiçbir balon hasar almadan Giga Tesla'dan kurtuluyor arkadaşlar. Giga Tesla mıydı ya? Giga Tesla. Herhalde Giga Tesla olması lazım. Benim kafa böyle bazen gidiyor arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Hemen şöyle 2 numaraya geçeceğim arkadaşlar. Güzel bir saldırıydı. Bay X'i buradan tebrik ediyorum. Hatta en sonda hepsini birden tebrik edelim. Burada 2 tane klon büyüsü var. Yine kenardan bir temizlik yapıyor arkadaşlar. Merkeze doğru Tokman gitmesini istiyor. Bakalım Zeplin merkeze doğru girdi. Orada klon büyüsü kullandı. Dikkat ederseniz elektro 2 tane oldu. Kraliçeyi hızlı bir şekilde indirdi. Üstüne bir de bayağı da bir savunma aldı. %18, %20, %30'a yakın bir şey alacak. Burada da kral kraliçe ile belediye binasını kesmek istiyor. Duvar kırıcılarını yolladı. Kral burada tanklarken kraliçe merkeze gelip belediye binasını alacak. Bu arada kral da döndü ama kralı bir türlü şey bırakmadı arkadaşlar, kasırga bırakmadı yeni savunma birimimiz. Burada kral hala kraliçeyi tanklıyor. Kraliçe burada 3-4 tane Tesla'yı hızlı bir şekilde kesecek ve özelliğiyle birlikte belediye binasını hızlı bir şekilde indirmeyi başardı ve 4-5 tane de Tesla alıyor. Son olarak Cehennem Kulesi'ne takıldı. Burada yine elektro temizliğe devam ediyor. Balonları gördüğünüz gibi yine böyle saat yönünün tersinde bıraktı. Ve hepsi merkezde toplanacak arkadaşlar. Koruyucu yine hava yapmış. Koruyucu taktik yavrucu uçağının olduğu bölgeyi balonlar hızlı bir şekilde temizleyecek.
Bakalım koruyucunun özelliğini orta alanda da kullanabilir, sona da saklayabilir. Evet, şu an için kullanmamayı tercih etti. Sona doğru koruyucunun özelliğini burada. Şimdi evet, bekliyoruz. Kullan abi, büyücü kulesinin menziline girdi ve kullan. Kullan. En sonu kullandı arkadaşlar. Bayağı bir eziyet çektirdi bize. En sonu kullanmayı başardı ve güzel bir üçlükte 10 numara arkadaşımız 60 ismi gibi 10 numarayım diyor. Evet, 3 numaraya hemen şöyle bir geçelim arkadaşlar. Ömer arkadaşımız dalmış. Evet, yine bir parçalı bir balon saldırısı. Şöyle bir bakalım. Evet, Zeblin'le girişini yaptı. Evet, Zeblin'den bayağı bir balon çıktı. Üstüne bir de şeyi kullandı arkadaşlar. Bu gerçekten de güzel bir taktik. Elektro'yu ortaya koyup kenarına da balonlar daldığı için öfke büyüsüyle birlikte orta alanı darmadağın ediyor. Klan kalesini temizleyemedi ama orta alanı çok güzel bir şekilde temizledi. Bebek ejderler bir tane kenara bıraktı. Bebek ejder o ejderi alacak gibime geliyor. Evet, şu an bebek ejder ejdere döndü. Alamayacak. Çünkü ilk başta sıksaydı alırdı. Kraliçe o ejderi indirmeyi başaracak. Bu arada klanda bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Faruk abimiz var demiş. Köy binası 12 olmasına rağmen hala yaban domuzuna, hani biniciye atlatma büyüsü kullanıyormuş arkadaşlar. Bu gerçekten klanda bayağı bir espri konusu olmuş. Artık gırgırına mı yoksa bilmediğinden mi diyeceğim ama tabii ki köy binası 12 adam bilmemesinden değildir. Gırgırına atlatma büyüsüyle binicilere atıyordur arkadaşlar. Başka ne vardı? Evet, klan lideriyle ilgili de yine bir şey varmış. Kahramanlarımız lider de Almanya'da kara para aklıyor diye söylenti var. Mafya babasıymış. Evet arkadaşlar, Mustafa abi bahtsız bedevi, Faruk abi biniciye atlatma büyüsü atıyor. Onun haricinde klan lideri de Almanya'da mafyalık yapıyormuş. Dükkanlara çöküyormuş. Evet, 3 numara da güzel bir saldırı yapmış. Hemen şöyle 5 numaraya bakalım arkadaşlar. 5 numaraya Şimen Difer arkadaşımız girmiş. Bu sefer full balon saldırısı. Full tazı balon. 3 tane tazı almış. 1-2 tane balonunu kullandı. Klan kalesini çekti. Klan kalesini kenara doğru bebek ejderle çekecek. Tam köşeye doğru çekmek istiyor herhalde. 2 tane ejderi klan kalesine koymuşlar. Kralını bıraktı. Arkasından da kraliçesini bırakacak. O 2 tane ejderi hızlı bir şekilde alacak. Burada da bir tünel açacak. Duvar kırıcıyla da içeriye doğru girecek diye tahmin ediyorum. Evet, duvarı da kırdı. Şuradaki hava patlatıcı ve hava savunmasını kesmesi kraliçe için yeterlidir. Bakalım, burada kral içeriye doğru girdi. Ejderi temizledi kraliçe. Şimdi savunmaları ufak ufak alıyor. İçeriye doğru girecek. 59 seviye kraliçe, benim tahminim şu 4 tane savunmayı alacak arkadaşlar. Kraliçeyi de keserse ne mutlu ona diyelim. Kraliçeyi kesemeyecek gibi duruyor. Kraliçe biraz beri gelseydi keserdi. Kraliçe beriye gelmedi. Bakalım, rakip kraliçe ölmedi arkadaşlar, nasıl olacak? Evet, tokmakla giriş yaptı. Arkasından da balonlarını yolladı. Evet, gerçekten tuhaf bir saldırı izliyoruz şu an. Bakalım ne yapacak? Hani kötü giden bir saldırıdan 3 yıldız çıkaran bir arkadaş olmuş. Gerçekten o yönden tebrik ediyorum. Öfke büyüsünü kullandı. Tokmak parçalandı. Hemen elektro ile bir klon büyüsünü kullandı. Muhtemelen o elektro kraliçeyi kesecek arkadaşlar. Öfke büyüsünün de yardımıyla kraliçeye tek attı herhalde ya. Dehşetül vahşet vurdu. Bu arada üstten hava saldırısına başladı. Bir tane tazsını önden, ikinci tazsını arkadan, ikişerli, üçerli, beşerli, altışarlı balonlarla merkeze doğru girişini yapıyor. Bakalım, dondurma büyüsünü çok güzel bir noktada kullandı. Koruyucu biraz geride kaldı. Belediye binasına doğru balonlar ilerleyecek. Evet, şu an koruyucu balonları ortaya doğru alacak. Çok sıkıntılı bir sürece doğru girmiş.
koruyucunun özelliğini bekletmiş. Yani helal olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Çok böyle sıkıntılı bir saldırıdan 3 yıldızla ayrılmasını bilmiş Şimender. Şimendifer kardeşimi buradan tebrik ediyorum. O son 1-2 tane balon helal olsun ya. Orada da bir tane balon attı, o da güdümlüğe takıldı. Yoksa bu Şimendifer Mustafa abim oluyor. Yani gerçekten de bir şanssız saldırı olmuş arkadaşlar. Hemen şöyle 6 numaraya doğru geçelim. Dediğim gibi sonlarını izletmeyeceğim. Ortaları izlesek yeterlidir. Bu sefer parçalı bir balon saldırısı yapmış. Bakalım şöyle bebek ejderle. Evet, tünelini açıyor. Belediye binasını ve şu hava savunmasını, klan kalesini kesmeye çalışacak. Evet, bir şanssızlık daha güdümlüğe takıldı. Tokmağını yolladı. Kralını, kraliçesini, büyük koruyucusunu bıraktı. Atıcılarla sol taraftan tünelini açacak. 2 tane 3 tane atıcısıyla burada bir tünel açmak istedi. Klan kalesi çıktı. Klan kalesine hemen bir zehir büyüsünü yapıştırdı. Kraliçe klan kalesini hızlı bir şekilde eritirken kralın üzerine öfke büyüsünü kullandı. Belediye binasını vardının da özelliğiyle kral hızlı bir şekilde temizledi. Cehennem kulesi krala takıldı derken kral kaçamadı arkadaşlar. Şu an koruyucuya vuruyor. Kraliçe o şeyi kesecek mi bakalım. Evet, kraliçe bu tarafa doğru dönmedi. İçeri doğru girecek. Evet, hava saldırısına şu an başladı. Saatin tersi yönünde yine tazı balonlarını bırakarak hava saldırısına başladı. Kraliçenin özelliğiyle şu hava savunması da inerse oho. Yani öyle bir giriş yaptı ki 3 tane hava savunmasını kesti arkadaşlar. Öfke büyüleriyle tazı balonları biraz güçlendirdi. Cehennem kuleleri de indi. Son olarak taktik avcı uçağını da kesecek ve sıkıntı çıkaracak bir şey kalmadı. Daha bir tane tazı da parçalanmamış. O tazı büyücü kulesine doğru gidiyor. Bakalım büyücü kulesine doğru havan vardı. Hadi bakalım tazı. Geç o balonların önüne. Aslanım benim. Evet, geçemedi bir türlü. Evet, şu an geçti. O tazı parçalanacak mı? Şu Tesla parçalayabilir o tazıyı ya. Bir umut, onu bekliyorum arkadaşlar. Gerçi balonlar çok hızlı geldi ya. Maalesef ki tazı parçalanmadı. Şöyle 4x'e alalım. O tazı parçalanacak ama. Bunun başka yolu yok. İşte bu be. Vay be. Başka bir şey isteyeydik ya. Evet. 6 numaraya baktık. 8 numaraya bakalım. Bay X. Evet. Klan lideri Bay X olması lazımdı arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey almamış. Sadece tazı balon ve 5 tane de dal kavuğunu yapıştırmış. 2 tane klon büyüsü, 4 tane hız büyüsü ve 1 adet de öfke büyüsü var. 1 tane de zehir büyüsü almış. Bakalım tokmağıyla girişini yapacak. Orada bir hava savunmasını kesecek. Herhalde yine öfke büyüsü elektro kullanacak. Evet. Şu an tokmak güzel bir şekilde depoyu da aldı. Şu an elektro çıktı. Hemen bir klon büyüsünü kullandı. 2 tane elektro meydana geldi. 60 mı yapıyor ki? Ha, 2 tane klon büyüsü kullanmış. Ha. Ama abicim, 2 tane klon büyüsüne gerek var mıydı ki ya? Bir tane klon büyüsünü kullansaydı, ama balonlar herhalde dışarı gitti diye onu yapmış olabilir. Yani 2 tane klon büyüsü demek 3 tane büyü demek arkadaşlar. 3 tane büyüyle %20 gibi bir şey aldı. Bilmiyorum değer mi değmez mi. Ama köyü üşlüyor Hacı abi. Yani bu taktik üşlüyor da. Diğer arkadaşlar, benim tahminim, bir klon kullanıyordu. Bu arkadaş 2 tane kullandı. Yani şu bölgeyi komple temizlediler. Muhtemelen hava saldırısına da saat yönünün tersinde başlayacaktır. Şöyle bir 2x'e alalım. Ondan sonra saldırıya başladı. Kraliçenin özelliği duruyor. Koruyucu hala koruyucuyu bırakmadı. Şu an 3 tane tazsıyla merkeze doğru girişini yaptı. Tazsını yolladı. Balonlarla şu tarafı önünü kesip bütün orduyu merkeze toplamak istiyor. Bakalım. Evet, aynen onu yaptı. Bütün ordu merkeze doğru toplanacak. Burada koruyucunun özelliğiyle belediye binasından da hızlı bir şekilde kurtulacak. Biraz bekliyor. Özellikle belediye binasına doğru gelmesini bekledi. Belediye binasına doğru geldi. Koruyucunun özelliğini kullandı. Bütün balonlar öldü.
1 saniye, 1,5 saniye erken kullandı arkadaşlar. O da hiçbir savunma kalmadığı için kullandı. Yani çok da sıkıntı olmadı çünkü balon sayısı bayağı bir fazlaydı. Şöyle 9 numaraya geçelim. Ömer arkadaşımız dalmış. Evet, yine hemen hemen aynı saldırı diyebilirim. 10 tane bu sefer dal kavuk var. Diğerinde 5 taneydi. Evet, şu an zeplinini yolladı. Arkadan ikişerli, üçerli balonlarını bıraktı. Zeblin merkeze doğru girdi. Oraya 2 tane klon büyüsünü elektro falan derken elektro bir tane olmuş. Evet, klonlanmamış arkadaşlar. Normalde elektro klonlanıyordu. Bunda elektro klonlanmadı. Balonlar klonlandı. Merkezi biraz temizledi. Yalnız bir tane hava savunmasını kesebildi. Yani ben olsam şu taraftan girerim arkadaşlar. Burada kralını da bıraktı. Cadıyı temizlemek istiyor. Cadı kenara doğru geldi. Arkasına kraliçeyi attı. Zehir büyüsünün olmaması sıkıntı. Orada kralın özelliğini kullanmak zorunda kaldı. Yoksa iskelet sayısı çok fazla. Süre yetmesi için hemen hava saldırısına başladı. Yani şurada öyle bir şanslılık oldu ki tazının dibinden geçmesine rağmen balon evet ikinci bir şeyi yedi. Hava bombasını yedi. Şu an tazını yolladı. Üçüncü tazını. Balonlar çok güzel bir şekilde orta alanda toplandı. Koruyucu arkadan yoluna devam ediyor. İki tane tazı köyün ortasını yardı geçti. Evet, koruyucu öyle bir şey yaptı ki arkadaşlar. Oo, şu 5 tane Tesla'ya bakın. Evet, belediye binasının olduğu noktaya da şeyi koymuş, kasırgayı koymuş. 5 tane Tesla, artık şu özellik gelsin diyordum. Derken özellik geldi arkadaşlar. Oradaki Tesla'ların hepsini aynı vadeye bir domino etkisiyle hızlı bir şekilde indirmeyi başardı. Savunma kalmadı. Muhteşem bir saldırı da Ömer kardeşimizden geldi. Son olarak bir 10 numarayı da izleyelim. Bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Part 2'de görüşeceğiz. Hemen şöyle bir bakalım. 2 tane yine klon büyüsü almış. Yani şu saldırıyı köy binası 12'lerin yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir taktik bulmuş arkadaşlar. Evet, kenarlara Tesla'yı koymuş. Muhtemelen bu köye ikinci defa dalışıdır arkadaşlar. Çoğunluk birinci köyde, hani birinci saldırıda 2 yıldızda falan kalıp ikinci saldırıda 3 yıldız için dalınıyor arkadaşlar. Tabi ilk saldırıda da üçleme oluyor. Evet, Zeblin'le girişini yaptı. Merkeze doğru öfke büyüsünü, klon büyülerini ve bakalım şöyle elektroyu yine bir tane klonladı herhalde. Balonlar merkezi güzel bir şekilde temizledi. O elektro kraliçeyi maalesef ki indiremedi arkadaşlar. İşte burada şimdi sıkıntılı bir sürece girdin. Yani şöyle bir saldırıda moralin bozulacak arkadaşlar. Çünkü istediğini yapamıyorsun. 4 tane hava savunması duruyor. Taktik avcı uçağı duruyor. Kraliçe duruyor arkadaşlar. Hani böyle bir noktadan çıkarıp da 3 yıldız alması gerçekten de muhteşem bir şey arkadaşlar. Hani moral bozukluğu çok kötü bir şey bu oyunda. Hani bir yanlış harekette moraliniz bozuluyor ve 2-0 geride başlıyorsunuz. Şimdi bakalım, kralıyla Ori'yi kırmaya çalışıyor. Ori'yi kıracak gibi. Kral girdi. Kraliçe merkeze doğru giriyor ama bakalım kral tanklamaya gelecek mi? Kraliçeye yaklaştı. Hemen kralın özelliğini kullandı. Şu kraliçeyi biraz dikkatini dağıtmak istiyordu. Kraliçe geldi. Rakip kraliçeyi 2 vuruşta indirdi. Hava saldırısına başladı. Bakın yine bütün orduyu merkeze toplamak için dış tarafları temizliyor. Yani benim köy binası 9'da yaptığımı köy binası 12'de arkadaşlar çok güzel bir şekilde yapıyor. Ben de saldırırken arkadaşlar kenarları temizliyorum ki merkeze bütün ordu toplansın diye. Koruyucu biraz geride kaldı. Şu balonların canı çok az. Sihirbaz kulesi vuruyordu. Burada şeyin özelliğini kullanabilir. Çünkü sadece bir belediye binası kaldı arkadaşlar. Onu da zaten balonlar rahat bir şekilde indirmeyi başardı. Arka tarafa kral, kraliçe yaşıyor, koruyucu yaşıyor arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir saldırı olmuş. 3 tane hero'yu kaybetmeden tazı balon saldırısını bitirmiş. Evet arkadaşlar, bu partlık bu kadar. Diğer partta görüşmek üzere. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarda da saldırılar hakkında yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Gerçekten güzel saldırılardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.